Evet, herkese selamlar. Yeni bir 1 dakikada videosuyla karşınızdayım. 1 dakikada base'i nasıl scout yaparız? Scouting daha doğrusu nasıl yapılır? Buna bakacağız. Hemen oyun ekranına geçelim. Oyununuz başladı. Oyun başladığı gibi 3 tane işçiniz var standart medeniyetlerde. Evet, şimdi oyunun başladığında ilk yapmamız gereken 4-5 hamleyi çok hızlıca yapıp hemen arkasından size boşluklarda açıklamaya çalışacağım. Çünkü normalde bu oyunda böyle çok fazla beklemememiz gerekiyor idle vermemek için. Oyun başladı. İşçi bastım. 2 işçiyle ev, tek işçiyle ev. Scout'u tuttum ve koyunların olduğu yeri işaretledim. Koyunları aldığım için scout'u base'imin ön tarafına doğru gönderiyorum. Bir koyun TC'ye, diğer koyunlarla arkaya açtırdım. Evi yapan işçileri shift ile koyuna tıklıyorum. İşi bitirdikten sonra koyuna gitsinler. TC'den çıkan işçileri de T ile koyuna çıksınlar diye tıklıyorum. Scout'la ön tarafı açtırıyorum. Bu koyunlarla arka tarafları açtırıyorum. Ve unutmuyoruz ki ilk koyunun biteceği zaman bu koyunun bir tanesi benim hemen yanına getirmem lazım. O yüzden bir koyun uzaklaşmaması gerekiyor çok. Ama diğer koyunlarla arkaları rahatlaştırabilirsiniz. O arada bu scout'la base'imin ön tarafını daha çok açtırıp yanlara doğru devam ediyorum. Burada bir halka çizerek base'inizi açtırması çok önemli. Buradaki amacımız şu. Ana altınımızı, ana taşımızı, ekstra 4 koyunu bulmak ve daha sonra kafamızda oyunu nasıl kuracağımıza dair planları yapmak. Şu an mesela bu koyun bitti. Ne oldu? Ben bu koyunu getirmedim. Bu koyunu hemen getirmem gerekiyordu bu bitmeden ki işçilerle hemen tıklayıp buna devam etsinler. Bu hatayı yapmıyoruz. Bulduğumuz koyunları geri getiriyoruz TC'ye. Ve şu an itibariyle yaklaşık oyun süresiyle 2 dakikada base'imin aslında neredeyse tamamını açtırdım. Şöyle bir oyunu durdurayım hatta. Şu an açtırmadım. Şurası kaldı farkındaysanız ki. En son burayı da açtırdığımda şu an artık şunu biliyor olacağım. Benim ana altınım burada. Ana taşım burada. Güzel. İkinci altınım burada var. Büyük ihtimalle bir sonraki altın burada çıkacak. Burada bir yerde. Taş da büyük ihtimalle orada bir yerde çıkacak. Hatta şöyle hemen bakalım. Bu bilgilere ulaşmanız ilk aşamada en kritik nokta. Bundan sonra artık bir daha iş şeye kalıyor. Siz nasıl bir build order izlemek istiyorsunuz? Scout mı gideceksiniz, okçu mu? Ona göre kaç işçi oduna, kaç işçi food'a göndereceğinize karar veriyorsunuz. Bununla ilgili de zaten bir iki videom var kanalda. Eğer bu konuları da merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Koyunlarla bir yandan arkaları açtırmaya devam edebilirsiniz. Zaten rakibin direkt arkaya gelmesi zor. Büyük ihtimalle rakip size gelirse de ön taraflara gelecek. O yüzden scout'la ön tarafı, koyunlarla arka tarafı açtırmak önceliğimiz arkadaşlar. Şu an ikinci taşımı burada buldum. Üçüncü altınımı henüz bulamadım. O da burada bir yerde çıkacak büyük ihtimalle burada çıkmadığına göre. Ama ilk yapmamız gereken en kısa olarak bu kadar. Hemen chatte bir öneri geldi. Şu an Twitch'te canlı da olduğumuz için çok doğru bir öneri. Eğer bir rakiple oynuyorsak, bilgisayarla oynamıyorsak mutlaka good luck have fun'ı da yazıyoruz. Büyük harflerle yazmıyorsunuz bağıra bağıra. Küçük harflerle yazacağız. Bu da mutlaka unutmamız gereken şeylerden biri ama konumuz scouting tabii ki. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.